Sokar CEO'su sevgili Kenan Yavuz'la birlikteyiz bu bölümde. Bakıyorum hiç sorular yok, görüşler yok. Merak ettiğiniz bir şey de mi yok? Bence vardır. Varsa adresimizi biliyorsunuz Twitter üzerinden. @BloombergHT. Herkes dolara odaklanmış durumda Kenan Bey. Herkes bakıyor. Ben de yani artık gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum. Geldiğiniz noktayı değerlendirmeye, anlatmaya çalışıyoruz ama biz bu hafta özellikle yayınları biraz kur etkisine ayıralım dedik. Malumunuz kurdaki volatilite çok ciddi. Enerji piyasasında da nasıl etki ediyor tabii önemli ama işte TANAP gibi çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Türkiye'nin geleceği için çok önemli projeler bunlar. Bu büyük projeleri acaba kur tarafında gördüğümüz bu seviyeler etkiler mi? Endişesi de her zaman var. Dolayısıyla oradan başlayalım anlatmaya, yorumlamaya. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Böyle herkesin kura odaklandığı bir günde biz Türkiye'nin en büyük, tarihinin en büyük projelerin başında gelen TANAP ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Önümüzdeki hafta nasip olursa 17 Mart'ta Kars'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle termal atma törenini gerçekleştireceğiz. Ve böylece de TANAP'a ilk kazma vurulmuş olacak. Evet, 20 Mart'ta da Ukrayna ziyareti var zannedersem Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bu kapsamda mı? Yok, hayır, yani aynı şeyde değildir ama biliyorsunuz Türkiye enerjide çok önemli ataklar yapıyor, gerçekleştiriyor. Özellikle geçtiğimiz yıl 2014 yılı Türkiye enerji politikaları açısından bir devrim yılı oldu. Türkiye burada biliyorsunuz Şahdeniz'de TPO aracılığıyla ikinci büyük ortak oldu. Total'in hisselerini TPO satın aldı. Ardından Türkiye'nin BOTAŞ üzerinden TANAP'taki hisselerinin ortaklık hissesi arttırıldı. Ardından Rusya ile yapılan görüşmeler. Türkiye enerji hubu olma noktasında, enerji politikaları ve stratejileri açısından çok derecede önemli bir noktaya geldi. TANAP töreni, temel atma töreni de TANAP biliyorsunuz Güney Gaz Koridoru'nun en önemli ayağı, Hazar'dan başlayıp İtalya'da bitecek olan boru hattının Türkiye'ye ayağı, yaklaşık 1800 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu hatla ilgili olarak geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Sayın Başbakanımız da katıldı törenle. Özellikle imalatçıların yerli olmasına özen gösterdik. %80 borular Türk imalatçılarımız tarafından imal edilerek TANAP'a teslim edilecek. İnşaat ihalelerini gerçekleştirdik ve kazmayı vuruyoruz. Büyük bir tören olacak zannediyorum. Onun üzerinde de ülkenin bakan düzeyinde Gürcistan Devlet Başkanı'nın da katılması söz konusu. Dolayısıyla büyük bir töreni Kars'ta gerçekleştireceğiz. Aynı gün yine Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in talimatıyla Kars'ta yaptırdığımız bir Haydar Aliyev Teknik Meslek Lisesi var. Türkiye'nin en büyük kompleksi oldu meslek lisesi olarak. Onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Böylece hem iki mesajla enerji ve eğitimi, eğitim mesajlarını iki cumhurbaşkanımız Türkiye'ye ve dünyaya, Azerbaycan'a, bölgeye vermiş olacaklar. Herkes şey almış, dolara bakıyoruz başka şeye bakamıyoruz diye ama Bilal Talaz demiş ki dolara bakmak yerine Sokar gibi şirketlerin üretime katkısına odaklansak zaten sorun olmaz. Hakikaten işin bu boyutunu da konuşmak lazım. Çok önemli adımlar bunlar. Ama yine dönüp dolaşıp piyasa tarafına gelecek olursak eğer dediniz ki yerli firmalar tedarikçiler olacak. Bu dönemde de firmaları oldukça özellikle volatilite çok zorluyor. Acaba herhangi bir aksama vesaire öngörür müsünüz ya da bu noktadan bunun sinyallerini aldığınız durumlar, önlem aldığınız durumlar oldu mu Kenan Bey? Yani biz bu Türkiye olarak biz tür hadiseleri çok sıklıkla yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla her şeyden önce sükunetimizi, sakinliğimizi, istikrarımızı kaybetmememiz lazım. Dikkatli olmamız lazım ve burada Türk lirasının değer kaybına aşırı anlam yüklememek lazım. Bırakalım Türk lirası ne kadar değer kaybediyorsa etsin. Dengeyi kendi mekanizmalar içerisinde mutlaka bulacaktır. Tabii kısa dönem içerisinde bunun olması sıkıntı yaratan husus bunun çok kısa dönemli hareketler olması. Orta uzun vadede Türk lirası 2.60 olacaksa olur ve dengeye oturur. Böylece aynı zamanda bu da bir fırsatı da kendi bünyesinde barındırır. İthalatın zorlaşması söz konusu olur. Yerli üretimin lehine çıkarımlar yapılabilir buradan. Bu
bunu fırsata dönüştürecek politikalar üretmemiz lazım. Yani yerli üretim gücümüzü, yerli üretim kabiliyetimizi artırmamız lazım. İhracat odaklı ve istihdam odaklı bir yapılanmaya doğru daha fazla gidip ithalatı kontrol altına alacak ama üretimle kontrol altına alacak. Yani yasaklar vesaire şeyleri, mekanizmalar zaten Türkiye liberal bir ekonomi bunu yapamaz. Dolayısıyla üretim gücümüzü ve kabiliyetimizi arttırma fırsatı olarak bunu değerlendirmek lazım. Merkez Bankamızın biliyorsunuz 2007'de başımıza geldi, 2001'de geldi, 2009'da, 2011'de çeşitli defalarda önce bir kur atağı oluyor, arkasından faiz artırımı geliyor. Dolayısıyla bu kısır döngüye Türkiye'den yeniden düşeceğini ben zannetmiyorum, düşmemeli. Bir faiz artırma mekanizmasının kullanılmaması gerektiğini ben inanıyorum. Piyasa dengesini bulacaktır. Burada önemli olan biz kendi kendimize çok fazla abartılı şekilde bir panik havasını yaratmamamız lazım. Dış dünyayla olan entegrasyonumuz Türk ekonomisinin çok ileri düzeyde. Yani Türk ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler arasında gelişmiş ekonomilerle entegrasyonu en üst düzeyde olan ekonomi. Evet. Dolayısıyla bu entegrasyon bizi ve kuru dengeli bir şekilde bir denge noktasında oluşturacaktır diye düşünüyorum. Toparlayacaktır diyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde Azerbaycan'dan da çok ciddi bir devalüasyon haberi aldık. %35 oranında bir devalüasyon yaşadılar. Acaba oralardaki tabloyu nasıl değerlendirirsiniz siz bizzat orayı çok iyi bilen bir iş insanı olarak? Çünkü biz geçtiğimiz hafta bunu da sorguladık. Bilhassa belli alanlarda Azerbaycan Türkiye'nin önemli bir pazarı, ticaret pazarı. Hatta aklımda kalan hazır giyim tarafında işte onlarca üründe bir numaralı pazar durumunda. Belli sektörler indirim yapıyorlar, kar marjlarını sıfırlıyorlar ve hani o taraftaki ticareti bozmamak adına önlemler alıyorlar. Orada tablo daha dramatik hale gelirse Türkiye'ye yine olumsuz bir etkisi olacağını düşünür müsünüz? Gelmez, çünkü Azerbaycan'a diğer petrol üreticisi ülkelerle farkı şurada Hande Hanım. Petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde Azerbaycan petrol fonu, devlet petrol fonu aracılığıyla geleceğe yönelik olarak oluşabilecek riskleri elimine etmek için bir fon kurmuştu. Ve bu fon da çok yeterli miktarda uzun yıllar Azerbaycan'ı düşük petrol fiyatlarına karşı koruyacak bir finansal güç oluşturulmuştu. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bu dönemde düşük petrol fiyatları, aslında düşük de sayılmaz, yani 50-60 dolar bantında olumsuz bir etkisi olması söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi petrol fonunda Azerbaycan'ın 50 milyar dolara yakın nakit birikimi söz konusu. Çok yüksek miktarlarda bir yatırım dönemin içerisindeyiz. Hem Şahdeniz'de yani Güney Gaz Koridoru kendi başına zaten 45 milyar dolarlık bir proje, BP'nin liderliğini yapan. Azerbaycan'da Türkiye gibi, Türkiye üzerinden entegrasyonu, Batı ile entegrasyonu çok üst düzeyde. Bu devalüasyonun herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten bizim de Türkiye'de yaptığımız yatırımlarda görüldüğü gibi hızla devam ediyoruz. TANAP projesinde kazmayı vuruyoruz. Rafineri projemiz hızla devam ediyor. 2018'de bitireceğiz. Limanımızı bitiriyoruz. Enerji, yeni enerji projelerimizi devreye alıyoruz. Biliyorsunuz limanımızda, liman şirketimizde %30 olarak Goldman Sachs'la ortaklığımız söz konusu. Başka yeni projelerimiz var. Yani Türkiye'ye sermaye akışı devam edecek. Türkiye ve Azerbaycan'ın stratejik ortaklığı ve istikrarı bölgeye yeni ufuklar açmaya devam edecek. Bunu herkes görecek. Yeni projeler var dediniz. Bize bahsedebileceğiniz yenilikler var mı? Yani biz tabii bölgenin hakikaten yatırımcı ve çok fazla üzerinde ilgi toplayan bir şirketiyiz. Bu da bize çok gurur veriyor. Yaptıklarımız etrafımızda önemli bir çekim merkezi olmamıza neden oluyor. Çok farklı projelerle konuşmak için bizimle görüşme talepleri yüksek düzeyde oluyor. Ve bunlar somutlaştıkça açıklayabiliyoruz. Çünkü netice itibariyle halka açık bir şirketimiz de var. Petkim var. Olması gerektiği zamanda kamuoyu aydınlatmayı şeffaflık ilkesi gereği gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. TANAP'ta da bunu görüyorsunuz. Hemen hemen projemizin her geldiği aşamayı,
her detayı kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Paylaşıyorsunuz. Ben belki önceden bir şeyler ağzınıza alır mıyım diye çabaladım ama her zamanki gibi yine ellerim boş kaldı. Estağfurullah. Peki kur etkisini fiyatlarda görür müyüz önümüzdeki dönemde? Petrolde malum hikayeyi takip ettik doğalgaz fiyatları tarafında. Hatta şöyle sistemler var. Enes Bey yazmıştı biraz önce gözüme ilişti. Diyor ki yükselişi hemen görüyoruz ama düşüşü görmüyoruz. Hem kur tarafında hem de petrol fiyatları tarafında. Önümüzdeki dönemde özellikle bu içinde bulunduğumuz tablo enerji fiyatlarına hem petrol hem doğalgaz tarafında yansır mı? Sizce nasıl yansır? Tabii şöyle şimdi petrol fiyatlarının düşmesiyle önemli bir avantaj yaşayacaktık. Bu avantajın kur etkisiyle minimize olması ya da ortadan kalkması üzücü bir gelişme. Dolayısıyla BOTAŞ yılın ikinci yarısında düşük petrol fiyatlarından geçmiş yılda bir sübvanse etti. Büyük ölçüde devlet doğalgaz fiyatlarını sübvanse ederek devam etti. Dolayısıyla BOTAŞ'ın bu zararlarını kompanse etmesi için önemli bir fırsattı. Yani yüksek kur artışı dediğim gibi petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan yapıyı ortadan kaldırma tehlikesiyle ne de içinde düşük barındırıyor. Düşük kaldığı dönem içerisinde ama biz o fırsatı kullanamadık mı Kerem Bey? Türkiye'nin bu döviz, faiz ve enflasyon sarmalında çıkması için en önemli gücümüz üreten bir ekonomiye sahip olabilmeyi başarmamız gerekiyor. Şükürsüz, evet. Türkiye son dönemde, son 10 yılda, 12 yılda büyük ama yani evrensel ölçüde bir altyapı devrimini gerçekleştirdik. Hizmet sektöründe olağanüstü atılımlar yaptık, altyapıda aynı şekilde. Şimdi bunu üretim devrimiyle buluşturacak bir enerjiyi, bir sinerjiyi tek yakalamamız gerekiyor. Onun için de biliyorsunuz çok geniş kapsamlı hükümetimiz programlar açıkladı. Detaylarda inen binlerce önlem paketi var. Bunlar peyderpey uygulamaya alınıyor. Sanayi Bakanlığımız zannediyorum bugünlerde yeni sanayileşme stratejisini açıklayacak. Çok önemli şeyler yapıyor. Ama burada Türkiye'nin yeni bir atılıma, açılıma ve elde etmiş olduğu başarıyı üretimle taşlandırabilecek bir zamanı kazanmamasını gayret edenler de var. Bu ataklar karşısında, yani kur atakları karşısında faiz artışı gibi geçmişte yaptığımız büyük hataya düşmememiz lazım. Sakin olmamız lazım. İstikrarımız ve dediğim gibi dünya ile entegrasyonumuz mutlaka belli bir noktada bizi tekrar istikrarla buluşturacaktır. Peki temennimiz o yönde elbette ki. Bu arada size şunu da sormak istiyorum yakalamışken. Azerbaycan'da Bulgaristan'ın bu Nabucco, iptal olan Nabucco projesi için yeniden Avrupa Birliği'ne başvurduğuna dair bir haber vardı. Acaba bu proje gerçekten yeniden canlandırılabilir mi? Bilginiz varsa biraz anlatır mısınız? Yani haberde herhalde çevrede. Yani Nabucco, Batı Nabucco dediğimiz yani Türkiye çıkışından sonra Kuzey Avrupa ile Viyana'ya kadar gidecek olan Kuzey Nabucco hattı ile ilgili bir takım girişimler olabilir. Ama artık Türkiye'den geçecek olan bir Nabucco projesi yoktur. Yok. Gelecekte olabilir mi? Elbette olabilir ama şu an için geçerli olan TANAP zaten bu şeyde geçerlidir. Ama diğer yandan Rusya, İran, Irak gibi enerji kaynaklarıyla Avrupa'yı buluşturacak projelerde Türkiye'nin önemli atakları var. Tabii burada bölgesel karmaşaların, istikrarsızlıkların hafiflemesi gerekiyor. Bu projelerin hayata geçmesi açısından çok önemli. Zaten projeler gerçekleştikçe zaten barış ve istikrar bölgeye hakim oluyor. Nitekim yani TANAP'ın varlığı, Güney Gaz Koridoru'nun Türkiye ile Azerbaycan'ın stratejik ortaklığında yürüyen proje birçok başka projeleri de tetikliyor ve başka projelerin de maliyet yapısını aşağıya çekiyor. Tüm unsurlarını kolaylaştırıcı bir öncü proje rolünü icra ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye önemli enerji projelerine öncülük etmeye
devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi arz çeşitliliği en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Siz de diyorsunuz ki inancım tam Türkiye'nin bu anlamda bir enerji hub'ı, enerji köprüsü ya da olması babında. Azeri gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak TANAP projesiyle. Bir kez daha hatırlatalım mı izleyicilerimize TANAP'tan Türkiye nasıl faydalanacak, nem alınacak? Şöyle efendim, birincisi TANAP'a Türkiye, TANAP'ın içinden geçirecek olan gaz, Hazar Denizi'nde Şahdeniz yatağından çıkacak. Bu yataktaki ikinci büyük ortak, yani bu yatağın ikinci büyük ortağı %19'luk ortağı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Daha sonra Türkiye üzerinden geçecek olan, Türkiye'ye gelecek olan başlangıçtaki 16 milyar metreküp doğal gazın 6 milyar metreküpü Türkiye'de kalacak. 10 milyar metreküpü de TAP'la beraber İtalya'ya kadar uzanan, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya'ya kadar uzanan bir çizgi izleyecek. TANAP'taki %30 hissedarda BOTAŞ. Dolayısıyla hem Türkiye hem TPAO hem de BOTAŞ aracılığıyla bu büyük projenin en büyük ikinci oyuncusu konumunda. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'la beraber, evet. Ve burada BP ile beraber, yani üçlü bir en büyük rol bu üç büyük oyuncu tarafından icra ediliyor. 2018'de nasip olursa TANAP devreye girdiğinde, ki tabii Şahdeniz'deki gazın çıkarılma operasyonu ve Güney Kafkasya'ya doğru boru hattının da bitmesi koşuluyla 6 milyar metreküp Türkiye'de kalacak. 2023 ve 2026'da ise bu hattın kapasitesi bugün yapılırken 31 milyar metreküp taşıyabilme kapasitesine uygun olarak yapılıyor. Dolayısıyla bu hattın kapasitesi 2026'ya kadar uzanan süreçlerde 31 milyar metreküp'e gidecek. Hı hı. Ve Türkiye eğer arzu eder ise bu hattan 6 milyar metreküpün üzerinde 20 milyar metreküp'e kadar gidebilecek bir gaz alımını gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından artık sanıyorum bu hafta Enerji Bakanımız Taner Yıldız da böyle bir açıklamada bulunmuştu. Türkiye'nin enerjideki arz güvenlik meselesi büyük ölçüde, çok büyük ölçüde çözülmüş durumda oluyor. Peki. Enerji çeşitliliğine artık kaymamız gerekiyor Hande Hanım. O da nedir? Nükleer enerji, doğalgaz, kömür, yenilenebilir enerji gibi tüm kaynakları harekete geçirerek Türkiye'nin enerji, evet, ihtiyacını rekabetçi bir yapıda ortaya çıkarmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için Kenan Bey. Bir kez daha sizi ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duydum. 17 Mart'ta Kars'ta buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev'le birlikte ve temelleri atılacak projenin şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Aradan sonra piyasaların durumuna bir kez daha yakından bakacağız.